sahibisən, saltanatın var, şöhretin var, paran var, servetin var, her şey gücür. Allah'ın yoksa neye yaratın var? Para var, şöhret var, var. Mevla, Mevla'ya karşı sevgi yok, ihlas yok. Mevla ile paylaşacağın bir şey yok. Sana geceler o kadar uzun olur ki hiç bitmez. Öteye dönersin yatakta, deriye dönersin. Çünkü ne zikredeceğin bir kelime var, ne tefekkür edeceğin bir hakikat var. Seni eğleyecek, seni meşgul edecek bir şey var. İşte o yaşamdan bıkarsın. Netice intihar. Bıktın mı? Hiçbir şey zevk vermez. Kendini bu alemde fazlalık gibi görürsün. Cehennem biletini kendin kesersin. Allah'ı zikreden bir mümin, bu anlamda dünyada da Allah Resulü bunu mescitler için buyurmuş ki, mescitteki mümin sudaki balık gibi, müminin bütün hayatı böyle. Bir kez daha zikredebilmek için Hakk'ın zevkine, şuuruna, feyzine, o saadet güneşinin tecellisine mazhar olabilmek için bu anlamda yaşamak ister. Rabbinin ona takdir ettiği hayat, ömür, ne kadarsa onu bütün saniyesine, salisesine kadar yaşamak ister. Çünkü ömür ona sermayedir. En ufak bir cüz'iyle bile kâra geçmek ister. İntiharı düşünmez. Ölümü ancak bir şey için arzu eder. Meşru dairede kendi yaptıklarından çok daha kıymetli bir şey ona vaat edilmişse hiç durmaz koşar. Kelebeğin kendini ateşe attığı gibi bu da şehadettir zaten.